Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Kanuni Resa 125. Erhan Bey orada yine bir şeylerle uğraşıyor. Işıklandırmaları ben de yapacağım. Erhan abi elektronikçi olduğu için, elektrikçi olduğu için o tarz şeyler de hayatta bize ellettirmiyor yani. Sen nasıl olsa kendi işine bakıyorsun, ben de kendi Evet. işime bakıyorum şu an. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Motorumuzun yine böyle bir tekeri yamuk duruyor. Bunun nedeni askı demirine bakın. Buradan böyle bildiğin kopmuş salıncak. Şimdi bu salıncağı indireceğiz dışarıya. Bunun aynısından bulup tekrar geri takacağız. Bu arada bir yağ kaçağı şikayeti vardı müşterimizin. Hazır gelmişken ona da bir bakalım dedi. Biz de zaten motoru mecbur yerinden alacağız bunu sökebilmek için. Tamamen alıp o yağ kaçağı vesaire gibi şikayetlerine de bakalım. Bakın lastiğe sürtmüş. Lastiği de yemiş buradan. Lastiğin öbür tarafı bakın düz. Gözüktü mü bilmiyorum. Bu tarafı bu şekilde. Amortisörü sürttüğünden dolayı. Şimdi sökeceğiz. Belki amortisörü de değişme gerekebilir. Çünkü hem bu takozları bitik. Burada kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Sökünce gözükür. Hem de yamulma olayı oluyor. Şu an bütün yük bunda çünkü. Bir sökelim bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar, motoru aldım aşağıya. Ne? Bu şekilde. Oğlum ne ara aldın lan? Kaç dakika sürdü? 5 dakika bile sürmedi. 6-7 dakika falan herhalde. Malzemeciye yetişeceğim dedi mi? 7.30'da kapatacağım dedi. Saat 7.15'ti. Şu an 7.25 falan oldu. 5 dakikada da gitsem yetiştim. Evet arkadaşlar, motor zaten yeni bir motor, hani öyle çok eski yıpranmış bir motor değil ama takozlardan da belli, ama görüyorsunuz artık sert çukura girmekten mi diyeyim, malzeme dandikliğinden mi diyeyim, yani Kanuni de olsa Çin malı arkadaşlar. Özellikle Matiz grubunda şase kırma hastalığı biliyorsunuz, özellikle söylüyorum Kanuni ile davalık olacağız bu yüzden. Neyse, sıkıntı yok, şimdi bu parçadan bulacağız. Amortisörümüz de yamuk. Bulabilirsem amortisör, bulamazsam eskisini kullanacağım. Çünkü diğer amortisörleri bu motor kabul etmiyor. Sıkıntı oluyor. Bakın buralarda hep yağlar var. Ta ön tarafa yürümüş. O yağın nereden geldiğine bakacağız. Şu oksijen sensörünü sökmemişiz. Isı sensörünü, onu da sökelim. Ona da bir bakacağız. Nereden gelmiş, nedir ne değildir. Hazır aşağı almışken böyle toplayacağız. Evet arkadaşlar, yeni parçamız. Görüyorsunuz. Bu da eski parçamız. Yani artık bildiğin yırtılmış, kaynağı tam böyle kaynak yerinden yırtmış almış. Yani bunun nedeni sert çukura girmekten vesaire oluyor. Tamam eyvallah, ama bu zaten hareketli bir parça. Ya yani Allah'tan bloğu kırmamış. Tam şu kırılan gövde şurası bloğu geçiyor. Motor bloğuna denk geliyor. Allah'tan motor bloğunu kırmamış. Öyle. Takoz sağlam duruyor. Bu taraf da sağlam duruyor. Biraz çatlaklar var. Bakayım elimizde kaldıysa takozları değiştiririz. Kalmadıysa biraz daha götürür. Burada bir buralara sıvı conta vesaire yapılmış. Bir yağ kaçağı mevcut motosiklette. Demiştik. Evet. Bakın burası komple yağ. Üst kapaktan vermiş olma ihtimali yüksek. Kamera açısı nasıl bilmiyorum. Göremiyorum şu an, kusura bakmayın. Ama yani alt taraflar komple yağ. Özellikle şu kısım. Motor şu an yerde olduğu için tezgah almadım. Göstermek amaçlı şöyle göstereyim. Şimdi şu plastikleri bir alacağım. Silindir altından, silindir alt çantadan falan gelme ihtimali olabilir mi diye. Çünkü bazen oluyor o tarz şeyler. Nedeni genelde işçilik hataları, ama bu daha yeni bir motosiklet. Motor açıldığını zannetmiyorum. Fazla yağdan yapar mı? Fazla yağdan genelde keçeyi patlatır. Ama bu kapak açılmış. Ağır bakım yapılmış. Söylediğine göre müşterimizin, muhtemelen kapak contasından dolayı bir durum olabilir. Bir sökelim bakalım neler karşılayacak bize. En azından şu yağ kaçağını bir aradan çıkartalım ki ondan sonrasında motorumuzu toplamaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi plastiklerimizi aldık. Baktığımız zaman silindirde
Herhangi bir kaçak yok. Bunu önlem amaçlı bakıyoruz. Genelde zaten buradan beklemeyiz kaçak. Ama ve lakin silindir ara contada, yani silindir kapak contası dediğimiz üst contada ufak bir terletmemiz oluşmuş. Ondan sonra silindir alt kısmında da bayağı bir yağımız birikmiş. Ama bu yağ yukarıdan yürüyüp gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Contanın etrafı bayağı bir yağlı. Şimdi biz önlem amaçlı burayı bir onaracağız. Ondan sonrasında birkaç gün kullansın müşterimiz, takibini ona göre yapalım. Evet, külbütör kapağımızı söktük arkadaşlar. Sıvı contayla kapatılmış. Kapağımızın contası sıkıntılı bir durumda. Şöyle gördüğünüz üzere conta tam basmamış yerine. Bakın bu yüzeyi düzgün, hani burada hasarlı conta gidik ama baktığımız zaman bu yüzeyi oraya nazaran düzgün. Şöyle geldim, buralar ezik. Bakın şu yüzeye bakın, komple gidik. Conta şuradan kesik arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi conta buradan gidik olduğu için sıkıntı. Bu arada kapakta da SYM yazıyor. Bu Fiddle 3 ya da Fiddle 2 grubuyla kapak aynı olabilir bu arada. Eksantriğimizde de ufak bir boşlama var gibi ama çok kötü değil. Yo, iyi, güzel. Güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar, silindir kapağının yüzeyinde bir problem gözükmüyor ama bu kapağı buraya takan ustamız oturtmadan modozlama sıkmış, o da contayı bozmuş. Muhtemel yağ kaçırıyor diye geri söküp sıvı conta sürüp kapatmış olabilirler ya da takarken sıvı conta sürüp modozlama toplamış olabilirler. Sıvı contadan dolayı bir sıkıntı değil buradaki sıkıntı şu anda. Tamamen kapağı oturtmadan taktıkları için bir sıkıntı. Yani kısacası işçilik hatası. O yüzden onalı conta bakacağız. Bulabilirsek değiştireceğiz. Bulamazsak sıkıntı inşallah buluruz. Evet arkadaşlar, motorumuzun bu kadar külbütör kapağını falan sökmüşken dedim ki bir Sibaba yarına bakayım. Motorumuzu senteye aldık. Emme güzel ama egzoz çok aşırı derecede sıkı durumda. Yani hiç hareket etmiyor. Sentille baktığımda emme iyi durumda, 10 ayarında ama egzoz çok sıkı, 5 numara sentil dahi girmiyor araya. Ve şöyle bir şey daha var, göstereyim sizlere. Yani yanlış Sübaba ayarının zararı, bakın çizmiş eksantriği. Şöyle, kamera çok sallanıyor bu arada. Elimde tutup bir yandan iş yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Şurada bir yerinde acayip derecede bir aşınma vardı da. Ya zaten her yerini çizmiş eksantriğin ayrı bir şey ama yani yağ da olsa yanlış ayar olduğu zaman hiçbir şekilde düzen tutmaz. Borozları yemiş zaten arkadaşlar. Buradan siz göremeyebilirsiniz kameradan ama ben görüyorum. Bunun nedeni yanlış yapılan Sübaba ayarı, yani sıkı yapılan Sübaba ayarı ya da bir şeyler olmuş, açılmış bir motosiklet. Bakın eksantrik dişlisinin civatalarında falan bayağı izlerimiz var. Ne için açıldı bilmiyorum. Kaç binde onu da hatırlamıyorum motor ama yani yeni bir motosiklet belli. Bilmiyorum ya. Servislere akıl vermiyor artık. Bir de bu arada yetkili servis bakımı arkadaşlar motosiklet. Burada servisi, firmayı ya da ne bileyim işte herhangi bir ustayı kötülemek değil amaç. Burada yanlış yapılan işe tepki gösteriyoruz ister istemez ki. Yani işinizi siz de anlamasanız dahi güvenilir ellere
teslim edin ki bir daha problem çıkmasın. Neyse, ben bunu sübap ayarını yapıp ondan sonra kapağımızı kapatalım. Motoru üzerine takalım artık. Evet arkadaşlar, motorumuzun bütün işlemleri bitmek üzere. Yağını da değiştirdik. Çünkü bayağı eksiltme var, döküldü vesaire bir şeyler. Biz de riske girmeden, hiç marşa basmadan yağımızı boşalttık. Ondan sonrasında yeni yağımızı dolduracağız. Burada sağın sonuna ulaşabildiğimiz yerlerini temizleyeceğiz. Aslında motor aşağıdayken halledilebilirdi. Gözden kaçtı. Tek çalışıyorum. Acayip de bir yoğunluğum var. Bayram öncesi zaten başladıydı. Bayram sonuna da var. Allah'a şükür yoğunluktan, işten şikayetimiz yok. Sadece tek çalıştığım için biraz sıkışıyorum. O açıdan yoksa problem değil. Şu an kalan işlemlerimiz bir işte böyle bakaritlerimiz vesaire var. Bunları takacağız arkadaşlar. Ondan sonrasında şuranın civatası yoktu sökerken. Buraya bir tane civata tamamlayacağız. Burası vardı, burası yoktu. Buraya bir tane civata tamamlayacağız. Ondan sonrasında motorumuzun, yani videonun kapanışına ne yapıldı, ne edildi onları söyleriz. Bir de videonun başında göstermiş olmam lazım. En başta çekim yaptım diye hatırlıyorum. Motorumuz bayağı sıkıntılı duruyordu. Şu anda her şey fabrika verilerine döndü. Onları da sizlerle paylaşacağız. Yani videonun başında, öncesi, sonunda, sonrası gibi olacak. Eğer çekim yapmayı unutmadıysam, ama çekmişim dedi hatırlıyorum. Çünkü bu motoru geldiği gün, yani daha doğrusu bu motosikleti işleme aldığımız zaman acayip bir yoğunluğum vardı. Bir de etraf ana baba günü. Bakın orada da bir tane de kap var. Yarım otomatik, o da ön takım gidik kazalı. Onun da videosu bundan sonrasında inşallah, bakalım. Ha, bir tane de burada var. RS7, o da sıkıntılı. Ona parça bekleniyor, yani sahibi ben alacağım falan gibi bir şeyler dedi. O yüzden parça bekleniyor. İçinde kalan yağ yiyeceksin. Yeni yağ koyacağız çünkü. Neyse arkadaşlar, konuşma kısımları uzun oluyor. Sıkılmayın videoları izlerken. Şimdi yeni yağımızı doldurup ondan sonrasında ilk yapacağımız işlem hemen bakaritleri toplayıp sağın sonunu kapatıp marşına basmak olacak. Evet arkadaşlar, motorumuzun arkadan görüntüsünü gösteriyorum sizlere. Biliyorsunuz ki motorumuz bildiğiniz böyle yamuk, kayık vesaire bu tarz duruyordu. Şu anda yerine geldi. Bu arada Kanuni firmasına da ufak büyük fark etmez bir sistemim var. Abi, bu motorları getiriyorsunuz, parça getirsenize ya. Sıfırdan bir dünya uğraştırıyorsunuz yalandan yere bizleri. Parça getirmiyorlar arkadaşlar. Yani Resa'nın, Mati'nin birçok parçası. Mati'nin yine bir nebze artık bulunuyor parçaları, ama Resa daha yeni bir makine sayılır. Yani Resa'nın parçaları yok. Kanuni gibi bir firmada yok. Hani övüyorlar malı satarken, ama verenin parça yok. Tek Kanuni'ye göre değil. Bu RKS için de geçerli. O yüzden, ya da birçok marka için geçerli. Marka kötülemek amaçlı demiyorum, ama Çin menşeili ürünleri getirip Türk malı diye halka satıp ondan sonrasında da parça getirmiyorsunuz, ona kızıyorum. Bu arada yapılan işlemleri söyleyeyim arkadaşlar. Amortisörümüz değişmedi. Amortisör kurtardı. Bir süre daha gitsin. Ondan sonrasında askı demirimiz değişti ve şasemizde düzeltme işlemi yapıldı. O yüzden komple söküldü motosiklet arkadaşlar. Şimdi geri toplandı. Şase düzeltme işlemi yapıldı. Şase nereden düzeltildi diyeceksiniz. Nasıl oldu bilmiyorum, ama şu drenajın altında, yani pardon, şuranın altında karşılığında amortisörün bağlantı yeri yamuk. Bir ikincisi, askı demirini takacağımız yerlerde sıkıntılarımız vardı. Şu anda motorumuzu düzelttik, çalıştırdık, yağımızı falan da değiştirdik. Şu anda yapılan işlemler bunlar. Öyle ciddi bir şey yapıldı derken şöyle yapıldı. Şase düzeltildi. Askı demiri değişti. Yani sanacak değişti. Şase düzeltildi. Yağımız değişti. Bu kadar. Başka bir şey yapılmadı. Ağır bakımı vesaire yapılmadı. Zaten ağır bakımdan yeni çıktı. Şöyle söyledi müşterimiz. İşlemler bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz motosikletleri kullanan arkadaşlar, özellikle her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim,
Arkadaşlar çukurlara dikkat edin. Sert çukurlara girmeyin. Sıkıntı yaşarsınız. Yazık günah. Paramıza da manımıza da yazık. Kalacak bakalım. İzlemeye devam edin arkadaşlar.